Evet, sarı kantaron. Gördüğünüz gibi arkamda ve çevremde çok yoğun oranda sarı kantaron var. Sarı kantaron hakkında bayağı konuştuk. Yine konuşalım. Sarı kantaron her türlü üzüntü, sıkıntı, stres ve depresyona karşı, en ağır panik atağa karşı dahi etkilidir. Birleşimindeki hiperisin ve hipeforin beyindeki serotonin hormonunun salgılanmasını artırır bir. Noradrenalin hormon salgılanması artırır iki. Serotonin hormonu artarsa ne olur? Kişi mutlu, neşeli, huzurlu olur. Kafasındaki bütün negatif düşünceleri siler. Aynı silgeç gibi. Tertemiz. Noradrenalin hormonu salgılarsa ne olur? Kişiyi konuya odaklandırır. Özellikle ilkokuldan üniversiteye kadar okuyan kişi konuya odaklandırır. Konuda okumuş olduğu, yapmış olduğu işlerde başarılı olur. Hayatta başarılı olur. 3. Glutamat salgılanmasını artırır. Glutamat kişinin yapmış olduğu işlerden zevk almasını sağlar. Evet, sarı kantaronun birçok faydaları var. Ve sayılmayacak kadar bu faydaları olan bitkinin mesela bu sarı kantaron ince ince kıyıldıktan sonra bir şişeye konur. Üzerine zeytinyağı ilave edilir. 6 hafta güneş gören bir yerde bekletilir. Ve bu sarı kantaron yağıyla masaj yapılırsa omuz, sırt, bel, baş ağrıları iyi gelir. Bir, iki. İçilirse mide rahatsızlarını, sinirsel mide rahatsızlarını iyi gelir. Biz bunu çok güzel bir formül geliştirdik. Sarı kantaron yağından elde ettiğimiz sarı kantaron yağını ozonladık. Ozon forte. Ozon forte ile ne yapılır? Ozon forte testislerde orşit yani iltihap varsa kullanılır, masaj yapılır. Bir. Varikozul varsa yani testislerdeki damarlarda bir problem varsa variz gibi masaj yapılır. İki. Yani birçok fonksiyonu var. Sadece depresyona karşı değil. Bu ozon, bu sarı kantaron yağından elde etmiş olduğumuz ozon forte sperm kalitesini artırır. Şayet ozon yağıyla testislere masaj yapılırsa yani sayılmayacak kadar yoğun faydalar var. Eskiden atalarımız buna kılıç yağı demiş. Neden? Çünkü kılıç yaralarına sürüldüğünde kılıç yaralarının izini bırakmaz. Çok kısa sürede iyileşmesini sağlar. Bu nedenle eski ismi kılıç otudur. Kılıç yaralarını iyileştirdiği için. Hürmetler, saygılar. Ay.